TFF 3. Lig 1. grupta ilk yarının son maçında lider Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayrampaşa'yı konuk edecek. Temsilcimiz pazar günü Mümin Özkasap Spor Tesislerinde saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi kazanarak takipçileriyle arasındaki 7 puanlık farkı iyice açmak istiyor. Oynadığı 16 maçta 1 mağlubiyet, 4 beraberlik, 11 galibiyetle 37 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 2. sıradaki Düzce ile arasında 7 puanlık fark bulunuyor. Beşiktaş'ın altyapısı olarak da nitelendirilen genç oyunculardan kurulu Bayrampaşa karşısında sakatlıkları bulunan Berkin Kamil Arslan ve Kürşat Ergünaydın dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Manisa Büyükşehir Belediye Televizyonu ve ETV'nin ortak yayınıyla canlı olarak ekranlarınıza gelecek olan dev randevu öncesi teknik direktör Levent Devrim şu açıklamaları yaptı. İlk yarının son maçı. Bayrampaşa'da oynayacağız. İyi bir takımla oynayacağız. Bizim gibi hedefi olan bir takımla oynayacağız. Biz de hazırlığımız devam ediyor. İnşallah maça kadar en hazır halimizle sahada olacağız. İlk yarıyı 3 puanla kapatmak istiyoruz. Hedeflediğimiz bir puan var, 40 puan. Onu yakalamak istiyoruz. İnşallah iyi bir mücadeleyle, iyi bir oyunla, keyifli bir oyunla hem kendimizi hem maça gelen taraftarı mutlu edecek bir oyunla maçı kazanırız. Sakatlarımız var. Kürşat ameliyat olmuştu zaten yaklaşık 10 gün önce. Berk'in de bir sakatlığı var. O kesinlikle maçta oynamayacaklar ikisi. Mehmet Kuruoğlu ile Mehmet Yılmaz'ın bir sakatlığı var. Biliyorsunuz geçen hafta bir suyun içimde oynadık. O biraz bizde hasara neden oldu. Onların tedavileri devam ediyor. Maça kadar bakacağız. İnşallah dediğim gibi en hazır kadromuzla sahada olmaya çalışacağız. Yani sahamız iyi durumda zaten. Pazar günü bir yağmur bekleniyor. Ama artık mevsimsel olarak bunlar normal, doğal. Gerek içeride gerek dışarıda oynayacağız maçlarda. Hava şartlarını ve saha şartlarını uyum göstermek zorundayız. Dediğim gibi bu takımın bir hedefi var. Hedefe de emin adımlarla ilerliyor. İnşallah ilgin bu ilk yarının son maçına maçtan sonra da oyuncularımıza bir 5-6 günlük izin vereceğiz. İnşallah izin öncesi hem bize hem taraftarımıza hem yönetimimize güzel bir hediye vermiş olurlar.